soru cevap videosunu yapıyorum. Şu an yaptım. Ne yaptım? Bitti. Evet. Geçenlerde biliyorsunuz ki soru cevap videosunu yapsak acaba diye düşünüp bir video paylaşmıştım. Sorular geldi. Ben de artık dedim uzatmadan cevaplamaya başlayalım. Yorumlar geldikçe baktım ama video çekmeden önce acaba hangisine cevap versem diye düşünmedim. Şimdi bakacağım hepsine. Bakabilirsem, açılırsa bakacağım. Meltem sormuş ki, Korece'yi öğrenme konusunda tavsiyeler verir misin? Şimdi bir kere benim Korecem çok iyi değil. Onda bir anlaşalım. Günlük hayatımı rahatlıkla geçirebiliyorum. Hatta belki biraz daha fazlası, biraz daha iyi diyebilirim. Ama benim bildiğim bütün dillerde yapabildiğim tek şey konuşmak. Yani İngilizce, Türkçe dahil. Farsça zaten hiç okuyup yazamıyorum. Korece de dahil. Yazmam felaket. Yani yazıyorum ama ne yazdım belli değil. Yani öyle değil. Ama konuşmada fena değilimdir. Şimdi bu açıdan baktığınızda mesela TOPİK'e hazırlanıyorum. Ben bildiğiniz gibi yıllardır hazırlanıp geçemediğim sınav olarak tarihe geçecek. Yani mesela TOPİK'e nasıl çalışılır mesela ben de hala tam olarak çözebilmiş değilim. Yani çünkü bence dil oturup çalışılacak bir şey değil bence. Yani en azından ben oturup çalışınca öğrenemediğimi fark ettim. Ha bir şeyler kafanızda kalıyor ama bu öğrenmek değil bence. Bence dil en fazla pratik yapılarak öğrenilebilecek bir şey. Konuşma konusunda yardımcı olabilirim dediğim gibi. Tavsiye verebilirim daha doğrusu. Her dil için geçerli bu. Bir, yani konuşacaksınız, yapacak bir şey yok. Hani nasıl konuşacağız derseniz tabii ki bir sürü ne bileyim application var, bir sürü web sitesi var. Evet sapık dolu oralar ama yani nerede sapık yok ki. O yüzden inceleyip sık dokuyup böyle dil değişim sitelerinden konuşacak insanlar bulabilirsiniz. Onun dışında günlük hayatınızda ne bileyim Kore ise eğer Kore ile ilgili etkinliklere giderek belki orada birkaç tane Koreli arkadaş edinebilirsiniz. Veya herhangi bir yerde edinebilirsiniz. Koreli arkadaş edinme konusunda aranızda benden çok daha becerikli insanlar olduğunda bunu da çok iyi biliyorum. Neyse. Bu arada kötü anlamda söyledim bunu. İyi anlamda söylemedim. Neyse. Onun dışında bunu daha önce de birkaç bir yerde söyledim ama nerede söyledim bilmiyorum. Arkadaşlar ne kadar okursanız o kadar iyi yazarsınız, ne kadar dinlerseniz o kadar iyi konuşursunuz. Bu bir gerçek. Bu her dil için geçerli dediğim gibi. O yüzden bol bol konuşmak için diyorum. Yani dinleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Dizi, müzik, her şey buna yardımcı olur. Yani ilk Kore dizileri izlemeye başladığınız zamanı hatırlayın. Ana kelimeleri nasıl kolayca ezberledik? İşte yok Sarangay, Danyansayoydu, yok falan filan. Bunların hepsini çat 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 istemeden beyin aldı değil mi? Biraz daha bunu ilerledikçe kulağınızı açık din, yani gerçekten duymak değil, dinledikçe öğrenmeniz hızlanacaktır. Bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar. Ceren demiş ki, tiyatro yapmadan önce de böyle eğlenceli biri miydin? Oyunculuğun getirdiği bir şey mi? İltifat olsun diye sordum sadece. Ben de egomu şey yapmak için, ne yapmak için? Egomu kabartmak için cevap vermek istiyorum buna. Yok şaka maka, tiyatro yapmadan, şimdi bilmiyorum eğlenceli olmak da kişiden kişiye göre değişebilir ama bu muydum? Yani tabii ki karakter olarak geliştim ama bu muydum? Evet buydum çünkü hatırlıyorum mesela daha tiyatroya hiç başlamadan evvel Gizem'le böyle spontane çektiğimiz milyon tane video var ve hepsinde şebeklik yapıyorum falan. Hep böyleydim galiba. Eğer Koreli olsaydın Türkiye'ye nasıl yorumlardın? Bir de Koreli bir arkadaşına video çeker misin? Koreli arkadaşlarımla video çekmek için video çekmişliğim yok ama Koreli arkadaşlarımla olduğum birkaç tane videom var. Onlara YouTube'dan bakabilirsiniz. Eğer Koreli olsaydım Türkiye'yi nasıl yorumlardım? Keşke biraz daha açıklayıcı sorsaydım çünkü şu an kafama milyon tane şey geldi. Ama şöyle diyebilirim. Ben kendisine iyi veya kötü etiket koymayı seven biri değilim. Ha evet bazı gerçekler var. Türk müyüm? Türk'üm. Kadın mıyım? Kadınım. İşte ne bileyim saçım siyah mı? Siyah. Yani bunlar gerçek. Ama ben atıyorum saçı siyah biri olarak tanımlamak istemem kendimi.
Çünkü yani saçı siyah olan bir sürü insan var. Bu bizi birbirimizden ayıran bir özellik değil. Bizim nasıl diyeyim? Bizim karar verdiğimiz, bizim özgür irademizle oluşturduğumuz bir şey değil. O yüzden insanları ayırabilecek bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer bir yabancı olsaydım ki bu etiketlerden hoşlanmadım ve kendimi de öyle tanımlamadığım için şahsen ben dışarıdan objektif bakabildiğini düşünen bir insanım. Ki bu oyunculuğun da getirdiği bir şey. Nasıl yorumlardım? O duymaktan hoşlanmadığımız her şeyin doğru olduğunu düşünüyorum ben. Yabancı biri söylediğinde milliyetçi damarlarımıza dokunan ama Türk biri söylediğinde evet ya haklısın kardeş dediğimiz şeylerin hepsinin doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bunu Türkiye'de uzun süre yaşamış ve hepimizin tanıdığı biri olarak Çabi'den örnek verebilirim. Çabi'nin Facebook'una giriyorum mesela ne bileyim. Şimdi cümleyi tam olarak söyleyemem yani şu, tam olarak hatırlamıyorum ama bir gün şey yazmıştı. Bin tane olaylardan birinden sonra işte bu ülkede ağaç olmayacak, üç şey olmayacaksın. Ağaç, kadın, bir de bir şey daha. Hayvan. Böyle bir şey yazmıştı. Ki çok doğru. Yani biliyoruz bunları canlı canlı yaşadık. Hayvanlara ne kadar değer verildiğinin gayet açık farkındayız. Kadınlara ne kadar değer verildiğinin farkındayız. Ağaç olayını zaten hepimiz biliyoruz. Ağaçtır, değildir, başka bir şeydir fark etmez. Ama çıkış noktası aynı şeydi. Otomatikman daha doğru söylediğim doğaya da ne kadar önem verildiğini biliyoruz. Ama yorumlara bir baktım altında. İşte beğenmiyorsan git. Hani git demem de şu anda çok kibar söylüyorum bunu. İşte sen kimsin de bizim ülkemizi eleştiriyorsun da bilmem ne de falan da filan da gibi bir sürü şey vardı. Ama bunların hepsi gerçek yani. Yabancı biri söyleyince neden dokunuyor ben onu anlamıyorum. Ben de yabancı biri olsaydım. Yani ben kör değilim arkadaşlar. Yani Türk'üm diye Türkiye'yi övecek değilim. Övülecek yanları vardır, övülmeyecek yanları vardır. Övülmeyecek yanlarının daha önemli olduğunu düşündüğüm için övülmeyecek yanlarına dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunları söylemekten de utanmam çünkü söylemediğim sürece düzelmez. Deniz demiş ki, Deniz Derin Okay, Instagram ya da sosyal medyadan Koreli'nin amca çinguları olan Türk gelinleri takip ediyor musun? Etmiyorum ama maalesef ki gördüm. Ve ne diyeceğimi bilemiyorum ama hiç hoşuma gitmedi. Hoş değil. Hatta hiç hoş değil. Daha kabalaşmayayım. Hilal demiş ki K-pop sektöründe açıklanan bir ilişki sence gerçek midir? Mesela Kai ve Crystal ilişkisi sence medya oyunu mu? Şimdi bir kişisel yorumum onunda değil. Yani ister gerçek olsun ister yalan. Çünkü bu bir özel hayat. Ve ne beni ne de seni ne de el alemi ilgilendirmez. Ama bazı şeyleri düşündürmüyor değil insan. Çünkü yani medya oyunu mu diye bak. Yani nasıl diyeyim? Bazı şeyler rahatsız ediyor insanı. Tam olarak adını koyamıyorsun ama bazı şeyler rahatsız ediyor. Mesela ne bileyim kimse Rain'le Kim Tae'nin ilişkisinin medya oyunu olup olmadığını düşünmedi hiçbir zaman. Veya düşündüyse de çok az bir kesim düşündü ve bizim kulağımıza hiçbir zaman böyle bir şey gelmedi. Veya çok insan bunu düşünmedi. Biz de görmedik dolayısıyla böyle bir yorumu. Çok fazla. Ya ama Kai ile Kristen'in ilişkisinde medya oyunu diye bu kadar söz edilince ya insan da bir şey diyor. Ya bir merak ediyor yani acaba olabilir mi diye. Ama beni bu ilişkiden en çok rahatsız eden şey Baekhyun'un ilişkisi çıktığında çocuğa yapmadıklarını bırakmadılar. Kai çıktığında hiçbir şey olmadı ki yani mukayese etmek gibi olmasın ama Kai de en popüler üyelerden biri. Baekhyun daha keza öyle ama hani Kai işte en yakışıklı, en seksi falan ya. Hani daha fazla sorun olması gerekmiyor muydu fanlar arasındaki? Nesi sorun olacak onu da bilmiyorum ama siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ha, bu piyasada böyle oyunlar yapılıyor mu? %1 milyon eminim ki yapılıyor. Kai ile Kristen'in ilişkisi öyle midir? Bilmiyorum. Açıkçası dediğim gibi umurumda da değil. Gökçe demiş ki sen abla Korece kursuna gidiyordun sanırsam. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakma. Doğru hatırlıyorsun. Gidiyordum. Burada Korece kursu olmadığı için ben gidemiyorum. Peki bana ve diğer Korecanlara önerebileceğin Türkiye'deki Korece çalışma kitaplarına hangisini önerirsin? Evet.
Yani dediğim gibi ben Korece, yani Korece'yi oturup masa başında, yani dili daha doğrusu herhangi bir dili dediğim gibi öğrenebileceğini düşünmediğim için hangi kitap iyidir, kötüdür bilemiyorum. Ama size birkaç kitabımı göstereyim. Son zamanlarda çalıştım. Bunu Kore'den aldım. Burada yok. O yüzden göstermiyorum. Şunları çok sevdim. Şu Korece öğreniyorum. 1, 2, 3. Neden sevdim? Çünkü Türkçe anlatıyor. Benim kullandığım çoğu kaynak İngilizce. Otomatikman arada bazen aşina olmadığım İngilizce kelimeler de çıkınca kafayı yiyorum. Yani üç dil birbirine girmiş oluyor. Bu Türkçe anlattığı için hoşuma gitti ama aynı zamanda çok 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 fazla hata var. Yani sizin yanlış öğrenmenize sebep olabilecek hatalar var. Yani biraz biliyor olmak lazım. Veya çok fazla dikkatli olmak lazım çalışırken. Ama genel olarak ben beğendim. Fono'nun Korece konuşma kılavuzu diye bir kitabı var. O fena değil. Bir de şu 30 günde Korece'yi de çok beğendim. Bunun CD'si de var. Ama ben CD'sini hiç dinlemedim. Ben direkt kitap üzerinden çalıştım. Çok basit, yani ilk başlangıç düzeyleri. Sonlara doğru tabii ki her kitapta olduğu gibi biraz zorlaşıyor. Ama başlangıç için bunu da önerebilirim. Bu da Türkçe olduğu için çok güzel. Ama mesela bana Türkçe okunmalar saçma geliyor. Gerçi lazım, o da lazım. Şimdi bana saçma gelse ne yazar? Lazım sonuçta. Saçma demeyeceğim. İşte bu yüzden bu tarz konularda bana güvenmeyin. Ders nasıl çalışılır falan. Bunlar gizem bir şey. Emira demiş ki bir aylık Kore'ye gitsek Türk parasıyla kaç lira alsak yeter? Bu soru gerçekten şu kanalı açtığımdan, daha doğrusu 2 mi oldu? 3 mü oldu? Neyse ilk Kore'ye gittiğim zamandan beri gerçekten artık ay yeter diye bağırtmama sebep olan bir soru. Gerçekten soru sorulurken bir kere daha düşünün arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlarıma da bunu çok geyiğini yaptım, Gizem'e de yaptım, Duygu'ya da yaptım falan filan. Yani şey diyesim var. Ya 200 lirayla gidin diyeceğim ve orada görecekler tersten. Ağzımı bozdurtmayın bana. Ya da 10 bin lira diyeceğim, hiç gidemesinler. Yani ama yani açık ve net söylüyorum arkadaşlar, ben sizin bütçenizi bilemem. Ben sizin nerede kalacağınızı bilemem. Ben sizin ne yemek isteyeceğinizi bilemem. Siz Kore'ye gidip ne yapmak istiyorsunuz ben bilemem. Otomatikman buna ben karar veremem. Açar interneti bakarsınız. Kendi hesabınızı yaparsınız. Bu kadar basit. Girin bakın. Yemek fiyatlarını da bulabilirsiniz. Kalacak yer fiyatlarını da bulabilirsiniz. Müzelerin fiyatlarını da görebilirsiniz. Yani klaba giriş paralarını bile bulabilirsiniz yani internette. Bunu bana sormayın. Oturun, açın hesabınız, kitabınızı yapın. Yani bunu her yurt dışına çıkan insan yapıyor arkadaşlar. Siz de oturup yapın yani. Ben ne bileyim nerede kalacaksın? Otelde mi kalacaksın? Guest house'ta mı kalacaksın? Çadırda mı kalacaksın? Ramen mi yiyeceksin? Yoksa ne bileyim yabancı restoranda çok pahalı yemek mi yiyeceksin? Ben nereden bileyim bunları? Otomatikman oturup kendiniz hesabınızı yapacaksınız. Umarım bu son olur yani. Gerçekten çünkü kulağa geldi bu sorudan. Çünkü dünya en mantıksız sorusu. Tek Kore olarak değil, sence mutlaka izlenmesi gereken dizi ve film ve okunması gereken kitaplar. İzlenmesi gereken demeyeceğim. Çünkü böyle bir gereklilik yok bence. Ama bence izlerseniz bir şey kaybetmeyeceğiniz, hatta kazanabileceğinizi veya okursanız. Dizi, kitap, filmler. Bir basitten başlayayım. Bence benim en sevdiğim film The Professional Leon. Jean Reno abi oynar. Natalie Portman'ın ilk filmidir. Luc Besson yönetir. Eski bir filmdir ama bence çok güzel güzel, çok 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 muhteşem bir filmdir. Ben çok severim. Aynı zamanda ya aslında benim sevdiğim çok fazla film var. Mesela Oldboy benim gerçekten falan yaptırmış bir filmdir ki çoğu izleyen aynı etkiyi yaratmıştır. Yani tek ben değilim bunda, çok eminim. Ama Oldboy biraz izlerken
mide gerektiren bir filmdir. Ha, şey değildir, korku falan değil. Korku filmlerini hiç sevmem. Ama kanlı ve psikolojik olarak sizi rahatsız eden bir film. Ben bir hafta, 2 hafta falan ilk izlediğimde o etkisinden bayağı çıkamadım. Şey oldum ya, yani, mala bağlamıştım yani. Sonra milyon kere daha izledim. Üzerine milyon kere yazı yazdım. Milyon kere ödev yaptım. Milyon kere araştırma yaptım. Milyon tane makale yazdım. Ve artık her şeyini ezbere biliyorum. Ama Oldboy konusunda önemli bir nokta var ki Amerikan yapımı olan o iğrenç şeyi değil, orijinal Kore yapımı olan filmi izleyeceksiniz. O Amerikan yapımı iğrenç şeyden kesinlikle uzak durun. Tamam mı? Gerçekten, çünkü gerçekten hayatımda izlediğim en rezalet film olabilirdi yani o film. Leş, leş yani. Kesinlikle Amerikan yapımı Oldboy değil, orijinal Oldboy. Şu anda hep Kore filmi diyecektim ama yok, Luc Besson Fransız filmi. Kore filmi değil ama İngilizcedir. Başka DVD rafıma bakıyorum bir yandan da. Otomatik Portakal hem kitap hem film olarak efsanedir. Ben filmini daha çok severim. Ama biraz anlaması zor. Çok metaforik bir filmdir. Stanley Kubrick zaten. Çok küçük yaşlardaysanız izlemenizi tavsiye etmem. Ya da izleyin ama sıkılırsınız. Çünkü anlamazsınız. Ben de öyleydim. Anlamamıştım. Daha sonra anlıyor insan. Ama hayatınızı dönem dönem izlerseniz algılarınızı açacak bir film olduğunu düşünüyorum. Kitaplara gelirsek benim en sevdiğim kitap Goethe'nin Genç Werther'in Acıları'dır. Hala en sevdiğim kitap mı? Geçenlerde bunu düşünür buldum kendimi. Çünkü çok romantik bir kitap ve ben o kadar romantik bir insan değilim. Yani eskiden öyleydim. Çok duygusaldım, ota boka ağlardım, bilmem ne falan. Ama artık değilim. Değiştim. Şimdi o zaman sevdiğim kitap, acaba hala sevdiğim kitap mı diye düşünmeden edemiyorum. O yüzden şu sıralar bir daha okumayı planlıyorum. Ama şu zamana kadar en sevdiğim kitap Goethe'nin Genç Werther'in Acıları'ydı. Hala düşündükçe, aha evet çok güzeldi falan oluyorum. Ama dediğim gibi emin değilim. Onun dışında Dante Kulübü, yazarını şu an hatırlamıyorum. Dante Kulübü muhteşem bir kitaptır. Çok tavsiye ederim. Miyashka. Özdemir Asaf şiirlerini tavsiye ederim. Çiçek Senfonisi diye bütün şiirlerinin olduğu bir kitap var. Aç aç oku, aç aç oku. Yani ben şiiri çok sevmem. Ama Özdemir Asaf gerçekten benim vazgeçemediğim şairlerden biriydi. Ki ben Türk yazarlarını da pek sevmem. Yani ne bileyim, belki yetişiş tarzımdan veya ne bileyim ilgi alanlarımın farklı olmasından, çok Alaturka bir insan olmamamdan kaynaklanıyor olabilir. Ama Özdemir Asaf şiirde tek geçerim. Bence şahsen fikrim bu. Onun dışında şu an aklıma bir kitap gelmiyormuş. Gelmiyor. Evet, gelmiyor. Dizi olarak Kore dizisi ama bence gerçekten senaryo olarak muhteşem. Ve bir daha izlemeye yemedi. Yani öyle bir dizi benim için. Çünkü çok 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 fazla düşündürdü o dizi beni. Ve çok üzdü de aynı zamanda. Yani izledim, empati kurdum, katarsis yaşadım. O yüzden üzüldüm diyeyim. İzlerken gerçekten benim canımı yaktı. O da 49 gündür. Aşırı tavsiye ederim. Başka dizi House. Keşke Gizem olsa da şu an anlatsa. Ben House'u bitirmedim. Ama yani biter diye korktuğum dizilerden biri. Belki de o yüzden bitirmedim. House muhteşemdir. Onun dışında çok çok güzel dizi. Yani ne bileyim, aklıma gelmedi. Anime önerebilirim. Mesela geçen gün, ben çok 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 fazla anime izleyen bir insan değilim. Ama çok severim anime. Bence animenin kötüsü de hiç izlenmediği için biraz da başlamaya çekinen bir insanımdır. Çok izlemek istediklerim de çok uzun olduğu için başlamaya korktuklarımdır. Kitlenmek istemiyorum çünkü, ama benim en sevdiğim anime ve aynı zamanda manga Death Note'dur. Death Note da çok düşündürür.
düşünmenizi engelleyecek kadar aksiyonludur. Ama biraz dikkatli ve algılarınız açık izlerseniz çok düşündür, çok şey de katar diye düşünüyorum. Anime deyip geçmeyi. Ayrıca daha geçen gün izleyip bitirdiğim bir tane dizi var. O da Steins Gate. Steins Gate ya da. Çok kısa, 26 bölümlük ne bir anime. Evet. Bir de filmi var. Yani animeden bir yıl sonrası diye. Daha geçen gün izledim hepsini ve o da gerçekten çok hoşuma gitti. Onu da tavsiye ederim. O kadar. Koreli sevgilimi, Türk sevgilimi hangisini tercih edersin? Nefes alsın yeter diyeceğim şimdi. Bence özür dilerim ama bu da saçma bir soru. Çünkü dediğim gibi etiketlerden hoşlanmıyorum. Adam olsun. Adam olsun da olmaz. İnsan olsun yeter. Seninle aynı yaşta, aynı konumda olan kişilerden seni ayıran fark ne? Bu da çok genel bir soru ya. Koca dünya yani. Ama çevremdeki arkadaşlarıma bakarsam o da olmaz. Neye göre mi mukayese edeceğim yani kendimi? Ama ben farklı olduğumu düşündüğüm, daha doğrusu kendimde hoşuma giden bir özelliğinden bahsetmem gerekirse, aynı zamanda bu benim başıma da çok dert açmış kişisel olarak bir şeydir ama ben B planı olmamasından, yani ben B planı yapabilen bir insan değilim. Çünkü bu A'nın olmayacağını kabul etmek gibi geliyor bana. Yani bunu yani istesem de yapamıyorum. Yani buna çok çabaladım ama istesem de yapamıyorum. Ve aslında seviyorum bu özelliğimi de. Çünkü odaklanmamı sağlıyor ama olmayınca da yani ne kadar odaklanırsanız odaklanın bazen efektif olamayacağınız sonuçlar sizin elinizde olmayan nedenlerden dolayı başlar olamayabiliyor. O yüzden A planı tutmayınca da kalıyorum ortada. Otomatikman psikolojik olarak da bir çöküş oluyor insanda. Ama ben bu özelliğimi seviyorum şahsen. Odaklanmamı sağlıyor. Belki diğer insanlardan beni ayıran özelliğim de olabilir. Çünkü günümüzde herkes kendini kurtarma çabasında çok doğal olarak otomatikman insanların bir sürü planları olabiliyor. Bence doğru olan o. Ben de keşke yapabilsem. Keşke benim de alternatif planlarım olabilse. Ama şu beyin buna izin vermiyor. Yani yapamıyorum. Elimde değil. Kore'ye getirdiğimde yabancı olduğun için sana garip davrananlar oldu mu? İnsanların tutumları nasıldı? Garip davranan olmadı. Ama garipten kastımızın ne olduğuna göre değişir bu. Ha, bir yere girdiğinizde dikkat çekiyor musunuz? Evet, çekiyorsunuz. Yani bu bir gerçek. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Bir yere siyahi biri girdiğinde veya çekik gözlü biri girdiğinde ister istemez insanın gözünün alışkın olmadığı bir manzara olduğu için otomatikman dönüp bakıyor. Hatta hoşlandığınız bir ırksa, hoşlandığınız bir görüntüyse de daha da dönüp bakıyor. Bu bir gerçek. Eğer bundan hoşlanmayan bir insansanız size garip gelebilir. Veya hoşlanmak da saçma. Yani bu ne bileyim, bu belki size garip geliyor olabilir. Bence garip değildi. Ben bunun bilincindeydim her zaman. Ve hiç bir zaman, nasıl diyeyim, bence yabancı bir ülkeye gitmek, ister turistik amaçlı olsun, ister yaşamak için olsun, o ülkenin size ayak uydurması değil, sizin o ülkeye ayak uydurmanızdır. Otomatikman ben her zaman alışkanlıklarımın dışında ortam neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çabalayan bir insanımdır. Bu burada da geçerli. Yani ne bileyim, hiç ilgi alanım olmayan veya hiç alakamın olmadığı bir ortama girdiğimde de inat edip de ortamı bozacak hareketlerde bulunmam mesela. Ben buyum arkadaşım falan deyip. Ha, bu karakterimden de ödün vermem aynı mesela ama yani ne bileyim mesela ben futboldan hiç hoşlanmam ama arkadaşlarımla maç izlemişliğim çok vardır. Neden? Çünkü arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ama bu oturup üf bu ne işte maçta neymiş çok saçma işte falan filan ya da offside ne bana da anlayın ben de ne bileyim izleyeyim zevk alayım falan gibi böyle insanların zevklerini bozacak hareketlerde bulunmam. Oturur izlerim sıkılırsam da sıkılırım bu benim tercihimdir çünkü gitmişimdir zaten kimse beni zorlamıyor. Otomatikman ortama ayak uydururum. Arkadaşlarımla vakit geçirmemiş de olurum. Amacıma da ulaşmış olurum. Onların da tadını kaçırmamış olurum. Otomatikman böyle bir yapıya sahip olduğum için bana garip davranan birileri olmadı. Ama mesela artık sıkıldığım bir soru vardı ki mesela bir soru değil de yani birkaç klasik tepki olurdu. Aa işte Korece biliyor musun? Nasıl biliyorsun?
İki, aa bu şarkıyı nereden biliyorsun? Mesela Kore, yani yabancıların pek, yani ne bileyim, K-pop olmayan bir şarkı mesela. Aa, nasıl biliyorsun? Hayret. O kadar. Evet, bunlar daha da. Ya da şey mesela, ne bileyim, mesela biri bir yerde bir şey çalıyor. Sen de dinliyorsun falan filan. Mesela işte orada interaktif bir şekilde seyirciyle konuşurken orada performans yapan kişi mesela bir şey söylüyor, gülüyorsun, şey yapıyor. Aa anladın mı falan. Hani o yabancı nasıl anlar falan gibi tepkiler oluyordu. Böyle çok konuşan da oluyordu bunu fark ettikten sonra mesela. O yüzden ne bileyim, sokakta herhangi biriyle konuşmayan insanlar gelip sizinle konuşabiliyor yani. Neden? Yabancısınız çünkü, dikkat çekiyorsunuz. Yani böyle farklılıklar olabiliyor. GD hakkında ne düşünüyorsun? Skandallarıyla, şarkılarıyla, her şeyle GD hakkında düşüncelerin nelerdir? Yani milyon tane Big Bang reaction çektik. GD reaction da var. Big Bang hakkında her şeyi yaptık. GD hakkında ne düşündüğüm artık cümle alem biliyor. Ama kısa bir özet geçmem gerekirse, odamda K-pop adına tek bulunan poster GD'nin Kutladığı albümünün posteridir. GD benim gerçekten hayranlıktan öte aşırı 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 saygı duyduğum bir insandır. Ve böyle beni adam yerine koyup karşıma oturup bir saat sohbet edebilmeyi istediğim nadir adamlardan biridir. Çünkü o neyin kafasını yaşıyor çok merak ediyorum gerçekten. İyi anlamda söylüyorum bunu. Bence çok insan ufkunu açabilecek bir adam. O yüzden oturup kısa bir sohbet benim de algılarımı daha fazla açabileceğini düşünüyorum. Çok değişik bir karakter ve bence çok otokontrollü olmak zorunda olan bir adam olduğu için de çok da üzüldüğüm bir adamdır. Acımak anlamında söylemiyorum bunu ama bu onun hayatının getirdiği bir şey. Belki GD biraz daha açık olabilse, belki bunu, ya da ne bileyim, birazcık daha güçlü bir insan olabilse, ki artık daha ne kadar güçlü olabilir bir insan bilemiyorum ama biraz daha kuvvetli, güçlü bir insan olabilse de biraz daha şeyler deyip istediği her şeyi yapabilse ve biz de ondan bir şey alabilsek. Ben GD hakkında, yani GD gerçekten bir K-pop idolu değil. Benim gözümde gerçekten baştan ayağa bir sanatçı, bir artist bence. Sen ama EXO dinler misin? Dinliyorsan eğer en sevdiğin kişi diyeyim. Dinliyorum EXO, dinliyorum. Ses olarak Baekhyun'u çok beğeniyorum. Tip olarak bence en yakışıklı insan EXO'da Lay. Gamze'de olan şeyimden, ne denir ona? Zaafımdan dolayı olabilir. Ama Chanyeol var ya, onun ağzını burnunu kılasım var. Chanyeol'u çok seviyorum. Gerçekten Chanyeol candır yani. O yüzden EXO'da aslında en sevdiğim üye Chanyeol diyebilirim. Yiğirim. Yiğirim. Şumin demeyi de çok seviyorum. Nedeni yok. Şumin. Şumin demeyi çok seviyorum. Telefonda hangi uygulamalar var? Hadi telefonda hangi uygulamalar olduğuna bakalım. Çoğunu kullanmıyorum ama emin olabilirsiniz. En sevdiğim uygulama şu Day Counter, gün sayacı. Çünkü ben günleri, yani özellikle şimdi okula falan da gitmediğim için, boş olduğum için bugün ayın kaçıydı, bugün hangi gündü falan çok karıştırıyorum. O yüzden böyle gün sayaçları kullanmayı seviyorum takvimden çok. Ondan başka şöyle klasör klasör ayrıdır benim telefonumdan. Mesela fotoğraf uygulamaları, Cymera, Square Instapic, B1A4 demeyi çok sevdiğim ama B612 şu uygulama var. YouCam Perfect, kamera 360, bir de Repost var ama yani YouCam'le kamera 360'ı çok kullanmıyorum. Repost'u da fazla repost yapmadığım için kullanmıyorum ama lazım olabiliyor, bulunsun dedim. Cymera'yla Square Instapic'i çok kullanıyorum. Instagram, Snapchat, Kakao Story, Twitter, AskFM, Periscope, sayfa yöneticisi Facebook'um. Swarm, Facebook, Tumblr. Onun dışında V-App, Spotify, SoundHout, YouTube Stüdyosu, MX Player, Naver Dictionary, MobIETT, İBB Jet Traffic, Katok, Messenger, WhatsApp, İşCep, İş Bankası kullanıyorum. Forest diye bir application var. Onu da ders çalışırken kullanıyorum. Pomodoro diye bir ders çalışma tekniği var arkadaşlar. 25 dakika çalışıp 5 dakika ara veriyorsunuz. 25-5, 25-25-5 diye böyle gidiyor.
Hani bu şey geyiği vardır ya, desteği niye 40 dakika? Aslında insan 20 dakikadan fazla konsantre olamıyormuş. Biz nasıl bir de Brock ders yapıyorlar falan geyiği var ya, işte o buradan geliyor. Şöyle bir application. Buradan dakikasını seçebiliyorsunuz. İşte 10 dakikada. Evet, 10 dakikadan başlıyor, böyle 120 dakikaya kadar gidiyor. Kendiniz seçiyorsunuz. Böyle basıyorsunuz. Bir de ayarını yapabiliyorsunuz. Mesela sizin bu sayaç dönerken izin verdiğiniz uygulamalarınız neler? Mesela ben her şeyi kapatıp sadece, mesela son dönemlerde Kore'de çalıştığım için her şeyi kapatıp bir tek sözlükleri açık bırakıyordum. Diğer herhangi bir uygulamaya girdiğimde sayaç kendini saymayı durduruyor. Olay da şu, işte bakıyorsunuz burada işte çiçek, böcek, ağaç falan var. Ormanınız oluyor arkadaşlar siz ders çalıştıkça. Mesela çalıştığım bilimden. Mesela burada görmüş olduğunuz ağaçlar falan benim ne kadar ders çalıştığımı gösteriyor aslında. Şurada işte ne kadar çalıştığımız gösteriyor falan. Yani eğlenceli bir application. Benim, ben de işe yarıyor. Onun dışında NyGeg var, Word var, Letgo var, Hopi var. Mesela Letgo, Hopi, bunları hiç kullanmıyorum. Samsung'da kitap var, VSS'de kitap var. Yeni indirdim, daha inceleme fırsatı bulamadım. Oyun olarak da Triple Town var, Onan var. Hollywood You diye bir yeni oyuna başladım ama biraz şey, yani sıkılmadım. Bir de Walking Dead oynuyorum. Bayağı uzun zamandır oynuyorum, hala da oynuyorum. Onun dışında bir şey yok telefonumda. Yani onun dışında Samsung'un genel bütün, yani aynı uygulamaları var. Türkçe ve Korece haricinde ana dilin olarak bir dil konuşabilseydim bu dil hangi olurdu? Şimdi İngilizce konuştuğum için geçiyorum. Farsçayı artık unuttum gibi bir şey yani, neredeyse. Belki de hiç konuşamayacağım. Bilmiyorum ama bir zamanlar bilmiş olduğum dil olarak kabul etmek istediğim için ben onu da saymıyorum. Ama yani bunun dışında mesela bir dil öğrenmek isteseydim ne öğrenmek isterdim? Yani Latince öğrenmek isterdim herhalde. Çünkü Latince öğrendikten sonra İspanyolcası, İtalyancası, Portekizcesi hepsi geliyor ardı ardına. Çok yakın diller birbirlerine. O yüzden Latince öğrenirseniz bir sürü dili öğrenmeniz çok kolaylaşıyor diyorlar. Ve estetik geliyor bana da çok. Latince öğrenmek isterdim herhalde. Ailenle mi yaşıyorsun? Tek mi? Ailemle yaşıyorum. Annem, babam, abim, ben. Hepimiz beraber yaşıyoruz. Kaç dövmen var ve özeldir? Senin için anlamları nelerdir? Özel değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dövmem var. 7 deyince de çok geldi. 7 tane küçük küçücük dövmelerim var. En büyüğü ayak bileğimde, en son yaptırdığım dövme. Onu yaptırırken video da var. Onu da izleyebilirsiniz. Sum yazıyor Korece, sum. Sum nefes demek. Bunu seçmemin sebebi, ben aslında şey istiyorum. Türkçe, Farsça, Korece, İngilizce dövmeler istiyorum vücudumda. Sumun nedeni şu ki, nefes demek dediğim gibi. Dünyada insanların tek ortak yanı olduğunu düşündüğüm şey ve insanları hiçbir şeyine göre ayırmayan tek şey olduğunu düşündüğüm için nefes yaptırdım. Aslında hepimizin eşit olduğunu ama bizim içinde bulunduğumuz zamanın, koşulların, çevrenin, büyüyüş şeklimizin ve milyon tane dış etkenin sebeplerinden dolayı farklılaştığımızı bana hatırlatsın diye, özümüzde hepimizin aslında insan olduğunu ve aslında hiçbirimizin birbirimizden farklı olmadığını bana hatırlatsın diye var ayak bileğimde. Olmasının sebebi de fazla görünen yerlerime dövme yaptırmak istemememden kaynaklanıyor. Çünkü ileride oyuncu olduğum için başıma dert açabilir. Aslında hani çok tanınmış bir oyuncu olsanız kimse bunu takmıyor tabii ki, ama da kariyeri olmayan bir oyuncu için risk olabilir aslında dövme, ki benim gibi dövmeyi çok seven bir insan için de aslında çıldırtacak bir durum. Onun dışında şu ilk dövmem. Bunu anlatmıştım galiba biz kimiz kimlerdeniz videosunda. Bu benim yıllar 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 evvelki erkek arkadaşımın adı ve soyadı. Ama yani bu dövmeyi niye yaptırdın diye sorulmadıkça artık aklıma gelmeyen bir insan. Hani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Sonuçta bir yaşanmışlık vardır ama yani o kadar
atlattım ve üzerinden zaten o kadar yıllar geçti ve üzerinden çok 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 güzel bir ilişkim daha oldu. O yüzden sildir, çoğu insan şeyi soruyor, neden sildirmedin? Çünkü artık bana o erkek arkadaşım değil, bir ilişkinin nasıl olmaması gerektiğini hatırlatan bir dövme. O yüzden benim için değerli. Anlam değiştirdi. Mutasyon geçirdi benim için bu dövme. Otomatikman bakmaktan rahatsız olmadım. Hatta tam tersi, birine herhangi bir ilgi duyduğumda veya bir ilişki başlayacaksa eğer, bir şeylerin kafamda dank etmesini sağlayan ve yanlış kararlar almamı engelleyen bir dövme benim için. O yüzden seviyorum bu dövmeyi. Ondan sonra şu 13, Farsça 13. Korece ve Farsçayı tamamladım böylece. Türkçe ve İngilizce kaldı. 13 benim doğum günüm. 13 Nisan. Bugün yarın yani, ona göre. Tamam mı? 13 Nisan. Bugün yarın. Hem doğduğum gün hem de uğurlu rakamım olduğuna inanıyorum. Daha doğrusu uğurlu rakamım değil de, yani çok seviyorum 13'ü. Yani sebebi yok. Çok saçma sapan bir şey aslında, farkındayım ama. Ne bileyim. Seviyorum yani 13. O yüzden burada. Şöyle iki tane aslında yokmuş gibi görünen ama olan dövmem var. Yeri yanlış ve bunu yapan arkadaşım yaptı bunu. Hatta okulda yaptırdım ben bunu. Okulda bayağı bildiğiniz arkadaşım tabancasını getirdi. Tabanca dediğim dövme tabancası. Tabancasını getirdi. Boş bir sınıfta dövme yaptı bana. Beni uyarmıştı. Dedi ki sana bak, burası tehlikeli bir bölge. Yani tutmaz bu dövme, haberin olsun. Ben de şey demiştim. Ya boş ver, yaptır ya. Yapalım ya, ne olacak falan demiştim. Pişman mıyım? Hayır değilim ama yani ne bileyim. Keşke başka bir yere veya birazcık daha yukarı yaptırsaydım demiyor değilim. Çünkü yani yarısı neredeyse yok gibi bir şey. Ama şöyle ki, H2O yani H2O O2H, bunu çoğu arkadaş H2O oksijen mi zannedebiliyor ama hayır değil. Şöyle ki, hero to zero, zero to hero demek. Hatta B.A.P'nin de öyle bir şarkısı var. Zero hatta şarkının adı. Bu söz benim çok hoşuma gidiyor. Bu da benim kendime mesajlarımdan biri. Daha benim vücudumdaki bütün dövmeler bana mesaj. Kendime mesaj aslında. Hero to zero, zero to hero. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde kahramandan sıfıra, sıfırdan kahramanı demek. Yani sıfırken kahraman olabilirsiniz ama kahramanken de sıfır olabilirsiniz. Yani bunu hiçbir zaman unutma Senem. Hiçbir zaman unutma, unutma, unutma. Hiçbir zaman ne olduğunu önemli değil. Hiçbir zaman ne olduğunu önemli değil. Onun dışında iki tane de omzumda dövmem var. İki tane küçük minicik yıldız. Onu da ilk yıldızımı ilk Kore'ye gittiğimde yaptıracaktım. Hatta randevu bile almıştım dövmeciden. Ama bir, randevum olduğunu unuttum. İki, param kalmadı. Otomatikman yaptıramadım. Çok 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 istediğim bir dövmeydi. O yüzden gelince burada yaptırdım. Kore'de yaptırmak istememin sebebi de her gittiğim ülkede bir dövme yaptırmak istiyorum demiştim kendime. Ama vücudumu o kadar dediğim gibi dövmeye açamayacak bir insanım. En azından şu, bir süreli yine öyle. O yüzden dedim ki yani minik 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 dövmeler yaptırdım yani. Buraya işte ne bileyim, yaptırırım birkaç tane. Artık çok göze çarpmaya başladığında başka fazla görünmeyecek bir yere yaptırırım falan gibi düşünmüştüm. Şu an iki tane var. Birini dediğim gibi Türkiye'de ilk Kore'den geldiğimde yaptım. İkincisini de bu sefer Kore'ye gittiğimde Liam'dekiyle beraber yaptırdım. Onun dışında da henüz daha yurt dışına çıkmadım. O yüzden henüz yaptığımda fırsatı da bulamadım. Aslında omuzu seçtiğim için de biraz da hiç yurt dışına çıkmasam mı acaba? Omuz yani bu görünüyor en nihayetinde diye düşünmüyor da değilim. Dövme de bu kadar. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altında yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!